Allah'ını seviyorsan, Allah'ını seversen, hadi. Şarabını yan bağlama, şarabını... Ya 10 saattir soru çekmeye çalışıyorum. Elim şöyle kaldı. Ben bugün çok kötüyüm. Bir daha çek onu. Herkese merhaba, ben vize danışmanlarından Gülüzer. Ben vize danışmanlarından Özgül. Bize Instagram'dan sorduğunuz soruları yanıtlandırmak için bugün buradayız. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Heyecan Doruk'ta. İki ortalamanın altında vize alabilir miyim? 1.80-1.90 bandı. Sizin akademik başarınız vize alabilmeniz için önemli. Ama bu ortalamanın 1.80 ya da 1.90 oluşunun makul bir sebebi varsa da bunu açıklarız. Çok da büyük bir problem yaşar mısın? Hayır, yaşamazsın. Ama dediğim gibi sebepler ve durumlar çok önemli bizler için. İkinci soruyu çekiyorum şimdi. Dur bakma ben şey. İrlanda'ya çok fazla talep oldu. Red gelmeye başladı mı? İlayda Öztürk demiş. İlayda'nın da dosyası içeride sanırım şu anda. Heyecanla bekliyor. Hayır, red gelmeye başlamadı. Buraya bir maşallah nazar boncuğu koyalım. Şu an %100 başarıyla ilerliyoruz. Bu sezon hiç redlimiz yok İrlanda'da. Yoğunluk sadece vize sonuçlanma süresini artırdı. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. 10 haftada sonuçlanıyor İrlanda. Bu kadar. Henüz bir olumsuz sonuç yaratmadı bu yoğunluk bize. Ben 3. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. 3. sorumuz Abdulkadir.cmrt adlı öğrencimizden gelmiş. Kanada hakkında kısa bir bilgi lütfen. Kanada'da şu anda vizeler ortalama 10 hafta diyebiliriz, 8 hafta diyebiliriz. Bu civarda sonuçlanıyor. Olumlu haberler olduğu gibi olumsuz haberler de tabii ki de var Kanada'da. Şu anda Kanada'ya başvuru yapan öğrenci miktarı çok fazla olduğu için genellikle olumsuz değerlendiriliyor diyebiliyorlar. Ama dediğim gibi bu sizin profilinizle, gitmek istediğiniz zamanlarla ve durumlarla da alakalı. Onun için detaylı bilgi almak istersen bizlere ulaşabilirsin Abdülkadir. 312-223-52-18. 4. sorumuza hareketi geçiyorum. Neyim ben? Sabote ediliyorum. Amerika vize randevuları ne zaman geriye çekilir demiş Vehbi. Amerika vize randevularının sistematik bir geriye çekilme tarihi yok ama Ocak ayında Temmuz'daki randevular Şubat'a çekildi. Şu anda da Şubat'a girerken işte bir sonraki Ağustos'ların, Eylül'lerin çekilmesini bekliyoruz sadece. Bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok ama bu zamana kadar hep çekildi. Bundan sonra da çekilir diye tahmin ediyoruz. Bu arada Amerika'nın şöyle bir açıklaması da var. Normal rutine döndük dedi. O yüzden yeni randevular, yeni slotlar açılacağı da bekleniyor. İrlanda başvuru yapacağım. Şirket sponsor olabilir miyim? Bu İrlanda olsun, Kanada olsun, Avustralya olsun, Malta olsun birçok ülke için gelen bir soru aslında bizlere. Sizlere şirket sponsorluk yapamaz. Şirketin sahibi olan şahıslar sponsorluk yapabilir. Ama tabii ki bu şahıslardan kasıt da aile bireyiniz olması ya da sizin bir kan bağınız olması çok önemli bu durumla alakalı. Sponsor olacak kişinin bir şirketi olabilir. Hem şirketin banka evraklarını koyacağız. Hem de şahsın banka evraklarını koymamız gerekir. Bu çok detaylı bir şey. Öğrenciye, duruma, profile göre yine değişiklikler gösterebilir. Ama dediğimiz gibi şirket değil, şahıs sponsor olabilir. Evet. Bu ne? Vizeye başvururken paramı bloke etmem gerekir mi? Yani eğer Almanya uzun dönem başvuruyorsan evet gerekir. Tabii ki bunun istisnaları var ama çoğu ülke bloke para istemez. Hesapta yaşam giderlerini, okul ücretini vesaire para göstermeni bekler. Bloke hesap isteyen ülkeler çok sınırlıdır. Bu da Almanya en bilindiği. Yeterli bir cevap diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hasan İrvas'a yazmış. Vizeler iyi de hep finaller kötü, bütteyiz. Hasan'cığım seni buradan sevgiyle selamlıyoruz. İnşallah vize sonucunda güzel gelir. Kötü finalleri gülerek hatırlarız. Eurovize ekibi kaç kişi diye bir soru gelmiş. Eurovize ekibi 12 kişilik büyük bir ekip arkadaşlar. Bu sadece vize departmanı bu arada. Onun dışında zaten oldukça büyük bir ekibiz. Ekibimizde vize müdürümüz var, vize danışmanları ve ayrıca operasyon arkadaşlarımız var. Sizin için arı gibi çalışmaya devam ediyoruz. (Gülüyor)
Niye son zamanlarda ofise baklava gelmiyor? Vize onayları mı azaldı? Bu soruya biz yanıt vermek istemiyoruz açıkçası. Bir arama yapabilir miyiz? Baklava müdürümüzü arayalım. Alo. Efendim. Arzu Hanım, müsait miydiniz? Müsaitim, buyurun. Size bir soru sormak istiyoruz. Takipçilerimiz sormuş. Evet, dinliyorum Özgür Hanım. Niye son zamanlarda ofise baklava gelmiyor? Vize onayları mı azaldı? Şu an baklava yiyoruz Özgür Hanım. Buyurun gelin burada. Şu an 3 öğrencimiz baklava getirdi. Aşağı kattayız. Üst kata gelmiyor olabilir baklavalar. Yetişmiyor olabilir. Cevabınız için çok teşekkür ediyoruz. Takipçilerimiz de yanıt almıştır diye düşünüyoruz. Hadi inşallah. Afiyet olsun, bize de ayırın, geliyoruz. Evet, birazdan geleceğiz, bize de ayırın lütfen. Valla ofis o kadar kalabalık ki yetenemi bilemiyorum. Diğer onaylar için baklavalar bekliyoruz. Tamamdır Arzu Hanım, çok teşekkürler. Bay bay. Arkadaşlar, sizin de duyduğunuz üzere baklavalarımız tam gaz, kilolarımızla beraber alınmaya devam ediyor. Evet. 3 kere vize reddi yiyince bir daha yurt dışına çıkmak hayal midir diye bir soru gelmiş Ayşe'den. Buradan hemen Beyza Nur'a bir selam göndermek istiyorum. Çünkü üçüncüsünü Ukrayna'dan denedi, dördüncüsünü Türkiye'den deneyip vizesini aldı. Şimdi Amerika'da. Tekrar öpücükler, selamlar. Hayal değil, söz konusu özellikle Amerika'ysa zaten biz de tavsiye ediyoruz hani ikinci ya da üçüncü denemeyi. Diğer ülkeler için de profil değerlendirmeniz yapılır. Eğer uygunsa ya da bir şeyler değiştirilebiliyorsa tabii ki bir sonraki başvurularda da herhangi bir sakınca yok. Kanada'ya gitmek istiyorum. Nasıl yapabilirim acaba? Bunu Arda Ardalı sormuş. Arda'cığım, bir gün canlı yayın sen aç istersen, Kanada'ya nasıl gidilir bize sen anlat. Arda şu an Kanada'da bilmeyen takipçilerimiz için kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Gerilim müziği yapmak istedim. Amerika Dil Okulu için vize tarihleri erkene çekilecek mi? Bunu geçiyorum, az önce cevapladım. Amerikan konsoloslukları F1 vize randevusu ne zaman açılacak? Arkadaşlar, sürekli Amerika'ya gitmek isteyemezsiniz. Amerika vizeleri ne durumda? 2023 Haziran'a veriliyor. Öne çekilme ihtimali olabilir mi? Evet, olabilir. Bunu da söylediğim için yine. Yani soruları, kendi istediğimiz soruları koymadığımızın kanıtıdır bu da arkadaşlar. Ama okuyayım bari. Amerika için konsolosluk saatleri genişletilecek mi? Herkes çok hevesli Amerika bekliyor herhalde. Yes. 6 aylık dil okuluna gitmek için bankada ne kadar para göstermem lazım minimum? Demiş Metin Kılıç. Metin, bizi ara çünkü bu çok detaylı bir soru. Her ülkenin istediği günlük yaşam masrafı farklı. Bunun dışında istenecek ekstra ücretler farklı. Zaten videonun sonunda iletişim bilgilerimizi göreceksin. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsin. 10 sorudan sonra... Merhabalar, Avustralya vizesi için vize onaylanmadan uçak bileti alımı yapıyor muyuz? Hayır arkadaşlar, Avustralya vizemiz onaylandıktan sonra okulun da bizim için uygun belirlediği tarihe göre uçak biletimizi alıyoruz. B1, B2 ne zaman? Niye zaman? Niye zaman acılır be ablam? B1, B2 evet. Ne zaman gelir be? Evet, bu güzel şivi için Özgür Hanım'a teşekkür ediyorum. Hemen cevaplanayım. B1, B2 zaten açık şu anda. Burada çok büyük bir yanlış var. İleri tarihli randevu verildiği için vizeler kapalı diye düşünülüyor. Hayır, değil. Şu an sadece 2023 için randevu alınıyor. Bunlar da geriye çekiliyor. Diğer dil okullarında olduğu gibi. Ne zaman değil, zaten açık diyelim. Arkadaşlar, talepler için çok teşekkür ederiz. Çok soru var. Bu videoda hepsini cevaplandırmamız mümkün görünmüyor. Ama zaten bu bir seri olacak ve bu serinin devamında sizin sorularınıza belli periyodlarla cevap vermeye devam edeceğiz. Şimdi son iki soruyu cevaplandırıyoruz sizin için. Gülizar Hanım sorusunu çekmeden önce, biz Yaron'un zaten sevilen 200 olduğumuz için bundan sonra devamlı beraberiz. Her pazartesi diyebilir miyiz dış ses? Evet. Evet, rejiden de söz aldığımıza göre her pazartesi YouTube'dayız. İki not ortalaması vizeler için şart. Bunu geçiyorum çünkü ilk başta böyle bir soru vardı. İki notla evet. İlgili. Kanada'ya dil okuluna gidersek aynı zamanda Amerika vizesi almak daha kolay olur mu demiş Feyza. Çok güzel bir soru bence. Turist vizelerinin eğer tarihleri yakın ve alınabilir olursa biz zaten Kanada öğrencilerimize vizelerini aldıkları gibi Amerika turist vizesini de hediye ediyoruz.
Kanada vizenin olması Amerika vizeni almanı evet kolaylaştırıyor. Yani daha kolay olur mu? Olur. Kanada vizesi sonuçlanması ortalama ne kadar sürer? Bu soruyu cevaplamıştık arkadaşlar. Bunu da atıyorum. 8 ile 10 hafta diyelim. Amerika vizesi alınca diğer vizelerin çıkma olasılığı artar mı? Amerika bile vize vermiş, bas mührü buna. Çok güzel anlatmış arkadaş. Amerika vizesi almak Kanada vizen için artıdır. Yani diğer ülkeler için de artıdır senin için. Ama dediğim gibi yani bir vize alınırken sadece başka bir vizen olup olmadığı değil, diğer etkenler de çok önemlidir. Ama kesinlikle bir artıdır. Avustralya dil okulu vizesinde şansımı neler arttırır? Mezuniyet durumundan, finansal geçmişine, çalışma geçmişine ve yurt dışı tecrübelerine kadar her şey vize şansını artırabilir. Bu her dosyada bireysel değerlendiriliyor. Kesinlikle. Zaten. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizlere aşağıdaki telefon numaralarımızdan, Instagram, Facebook buralardan da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi tatil. Herkese iyi noeller. Akın tatilde. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, tamam mı? Like atmayı sakın unutmayın. Bye bye.